pirinç az kalmış. Dur canım, dur sen. Alo? Cevriye halacığım, benim Nehir. Nasılsın, iyi misin? Şimdi mi aklına geldi halan? Aa, aşk olsun. Hep arayıp soruyorum seni. Tahsin'le selam yolluyorum. Söylemiyor mu yoksa? Kimse bana bir şey söylemiyor kızım. Adam yerine konmuyoruz artık. O ne biçim laf hala? Yalan mı? Büyük diye saydın mı beni? Hala biz böyle bir işe kalkıştık dedin mi? Hadi Tahsin sakladı. Sen niye haber vermedin? Niye ikaz etmedin? Tahsin kötü bir şey yapmadı. Pırıl pırıl bir gelin getirdi sana. Onunla konuşmak için aradın herhalde. Dur vereyim. Alo? Fikret, canım, nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Seni merak ettim. Bir sesini duyayım dedim. İyi yaptınız. Nasıl gidiyor yavrum? Rahat mısın? Evet. Fikret, dün babanlar geldi. Seni konuştuk. Seni, Tahsin'i. Ya. Telefon numaranızı istedi. Arar belki, haberin olsun. Sağ olun. Tamam. Görüşürüz. Sedef'e selam. İyiyim dedi ama. Anlarım ben. Sıkıntılıydı. Tahsin mi üzdü acaba? Yok, üzmez o. Haladır garanti. Baksana gitmemiş kızın başında. Dır 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 yemese bari. Ah, Fikret'e rahat vermezse ne yaparım ben Sedef? Vicdan azabından kahrolurum vallahi. Sızlanmak için çok geç anne. Ben dedim sana karışma diye, değil mi? Ay tamam, üf. Hadi bitmedi mi yemeğin? Kursa gitmiyor musun sen? Birazdan çıkacağım. İyi, hadi çabuk. Telefon numaranızı istedi. Arar belki. Arar belki. Ne o? Benimle oturmamak için mi kaçtın buraya? Yo, olur mu öyle şey? Ben de geliyordum şimdi. Bak kız, eğri oturup doğru konuşalım. Kimsin, nesin, nereden geldin bilmiyorum. Doğrusunu istersen pek fazla merak da etmiyorum. Ama sana bir iki nasihatte bulunmak istiyorum. Buyurun. Çocuklar bana gelinimin emanet. Güzeller güzeli gelinimi. Ah ah, ne tatlı dilli, ne iyi huyluydu rahmetli. Ne severdi Tahsin'im onu. Yere göğe koyamazdı. El üstünde tutardı böyle. Bir dediğini iki etmezdi. Gözünün içine bakardı. Üstüne titrerdi. Takdir-i ilahi, erken gitti. Başınız sağ olsun. Tahsin unutmaz onu. Unutamaz. Seninle evlendi ama bak yanına bile varmadı. Rahmetliye sevgisinden, saygısından. Çocuklar diyordunuz. Ha, çocuklar. Ha. Tahsin seni onlara bakasın diye getirdi. Başlarında biri olsun, çekip çevirsin diye. Biliyorum. Bunları söylüyorum. Yani başka bir şey ümit etme de sonra üzülme diye. Merak etmeyin. Ben yerimi de haddimi de bilirim. Ha. Benle nasıl konuşacağını da bil o zaman. Böyle dik dik olmaz. Kapı. Ben bakıyorum. Benden söylemesi. Dinlersen ne âlâ. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Merhaba. Gelin görmeye geldik. Aman geç kaldınız. Babaannen de evde mi? Evde. Aa, merhaba. Merhaba Cevriye teyze. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Merhaba, ben Şengül, yan komşunuz. Memnun oldum, ben de Fikret. Ay, habersiz geldik ama yeni gelin, ilk günden nereye gidecek? Evdedirler dedik. Çocuklar, siz odanızda oynayın hadi. Misafirler otursun. Maşallah, maşallah. Sabahattin dediği kadar varmış. Dün görmüş Tahsin'leri arabadan inerken. Koşa koşa geldi, bana anlattı. O da çamaşırları asıp gelecek şimdi. Geldim.
Sen miydin? Hı-hı. Bizimkiler sandım. Yoklar mı? Yoklar. Ne oldu? Hiç. Kursa gidiyordum da Leyla'ya bir bakayım demiştim. İyi günler. Sedef. Hemen gitme. Otur bir kahve içelim. Yok. Sağ ol. Bir dakika ya. Suçlu gibi kaçma öyle. Niye suçlu olayım ki? Fikret olayında senin bir kabahatin yok biliyorum. Annenin işi. Annemin de işi değil. Fikret ablanın kararı. Her neyse. Oldu bitti işte. Çok merak ediyoruz onu. Vallahi bütün gece uyumadık hiçbirimiz. Siz bir haber alabildiniz mi? İyiymiş. Sen ver bakayım onun telefonunu. Bir de ben konuşayım. İçim rahat etsin. Ali Rıza amcaya verdi annem. Ondan alırsın. Hadi hoşça kal. Ay Sabahat da geleceğim dedi gelmedi bak. İşi bitmemiştir. Onun abisi de evlenmiş diye duydum. Vay gidene Cevriye teyze. O Tahsin kadar da beklemedi. Karısının kırkı çıkar çıkmaz kıymış nikahı. Zaten önceden hazırmış hanım onunki. Ya. Ne dedikodu var bu Şengül'de ne dedikodu? Anlatsana kız. Kusura bakmazsanız benim içeride biraz işim var. Siz devam edin. Bu ne ayol? Hiç yüzü gülmüyor. Sorma. Çok mu aramış Tahsin bunu? Nereden bulmuş? Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Öykü de saçını kestirmiş. Bir görsen hiç yakışmamış. Hala konuşuyor musun? Evet, ne olmuş? Sana demedim. Telefonu bu kadar meşgul etmesen. Belki bir arayan olur ha? Sonra konuşalım mı? Tamam, ararım. Sen benim telefonuma karışamazsın, tamam mı? Karışmak değil. Yani çok meşgul ettin diye. Hayır, önemli bir şey konuşuyorsan ayrı. Sana ne? Ne konuşursam konuşurum. Hesap mı vereceğim? Şşt, ne oluyor? Bir telefonda konuşturtmuyor babaanne ya. Kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşıma da rezil oldum. Telefon çok meşgul diye. Dur bakalım, dur. Daha ilk günden üvey annelik yapmaya başlama çocuklara. Ben sadece... Bak, demin ne dedim ben sana? Üzülmek istemiyorsan çocukları üzmeyeceksin. Hem babası ödüyor faturasını. İstediği kadar konuşur. Sana ne?